Genel Başkanımız Malatya iline indikten sonra Elbistan'da konaklayacak. Sabahleyin 10.30'da Elbistan'da esnaf ziyaretine, akabinde Afşin ve Göksun'u ziyaret ettikten sonra Kahramanmaraş'ta merkezimizi ziyaret edecek. Buradan Kahramanmaraş halkına, tüm iyilere, İyi Parti'mize gönül vermiş herkese ve tüm vatandaşlarımızı Demokrasi Meydanı'ndaki yapılacak olan esnaf ziyaretine bekliyoruz. Meral Hanım son zamanlarda yapmış olduğu çalışmalar, son bir yıldır, 1,5 yıldır sahada olması hasebiyle milletin gönlüne taht kurmuş. Bizler de ilçe teşkilatları, il teşkilatları olarak onun yolundan ilerleyerek kendisinin hızına yetişmeye çalışıyoruz. Gerçekten çok büyük bir uğraş veriyor. Ülkenin gidişatının kötü olmasından kaynaklı olarak vermiş olduğu tek uğraş memleket için. Buraya geldiğinde hiçbir şekilde siyaset yapmıyor. Sadece esnaflara hal hatırlarını soruyor. Sıkıntılarını dile getirmelerini istiyor. Çünkü onun vermiş oldukları beyanlar neticesinde milletin kürsüsüne milleti çıkararak memleketin kanayan yarasının dile getiriyor. Ve söylemlerimizle beraber hükümete bazı söylemlerimizin karşılığını aldığını görüyoruz. Söylemlerimizle beraber iyi muhalefet yaparak Genel Başkanımız hükümete bazı şeyler yaptırdığımızı gördüğümüzden dolayı halkın içerisindeyiz. Allah izin verirse güzel bir karşılama olacak. Yani biz Kahramanmaraş halkının bu geziye teveccüh göstereceğine inancımız tam. Teşkilatlar olarak da bütün hazırlıklarımızı yaptık. Biz hazırız. Bütün vatandaşlarımızı tekrardan 15 Aralık Çarşamba günü saat 4 sularında Demokrasi Meydanı'nda Ulu Cami'nin altındaki meydana bekliyoruz. Orada yapılacak çünkü esnaf gezileri. Toplamda partimize yani il genelinde son bir ayda 1500 kadar katılım oldu. Bunun yaklaşık 350 kadarı 13 Şubat Teşkilatı'nda katılımların yani şey olarak ikametgah olarak 13 Şubat Teşkilatı'nda. Şu an yaklaşık 2600 kadar üyemiz oldu 13 Şubat'ta. Zaten yapmış olduğum üye çalışmalarında sosyal medyamda da görüyorsunuz. En son mesela bir üye kaydını yaptığımızda Ilıca mevkisinde daha önce de Milliyetçi Hareket Partisi'nin belde sorumlusu olan kişinin o an istifa ederken AK Parti üyesi olduğunu gördük. Yani gülüyoruz şöyle AK Partili kardeşlerimiz galiba kimin TC kimlik numarasına ne şekilde ulaşıyorlar bilmiyorum artık bu kişisel verilere de aykırı bir durum. Bu TC'leri kullanarak eğer başka bir parti üyeliği yoksa tamamen AK Parti'ye üye yaptıklarını görmekteyiz. Çünkü 12-13 milyona yakın üyesi vardı. Şu an 10 milyonun altına düştüğünü düşünüyoruz. Bunların üyeli sayılarının artma sebeplerinin bu olduğunu düşünüyoruz. Ve insanların birçoğu bundan haberdar değil. Biz gerçekten gönül veren insanları üye yapıyoruz. Yani bize oy verecek ve bizimle beraber çalışacak istekli insanları. Kendileri zaten birçoğu taleplerini dile getiriyor. Bizim üyelerimiz gerçek üyeler. Tam bir asker üye. İnşallah üye sayımız da her geçen gün artacak. Şu an Türkiye genelinde 500 bine yakın üyemiz oldu. Bu çok büyük bir rakam. Birçok partiyi de şu an geçmiş durumdayız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni geçtiğimizi düşünüyorum. En son yakın tarihte baktığımda çok yakındı mesela üye sayımız ki Milliyetçi Hareket Partisi yıllardır Türkiye'nin kökleşmiş bir partisi. Kemik bir oyu olmasına rağmen üye sayısı neredeyse bizimkiyle çok çok yakın. Bu parti Türkiye'nin umudu, Meral Akşener Türkiye'nin umudu. Biz de onların neferleri olacağız. Hep birlikte güçlü yarınlara, güçlü Türkiye'ye güneş doğacak, ülkemize güneş doğacak. Bunun çabası için, gayreti için var gücümüzle çalışıyoruz.